Kadıköy'e gelince kendimi genç hissediyorum. Hmm. İçeride Paris'te vardı, öyle bir gördüm. Aha, eyvallah. Evet. Hayatımdan da kat yapacağım o gün. Genç kat işi. Yakacağım ben o ateşi. Şu an her yerim Jamaika kahvesi gibi şey oluyor. Hayatım, ben böyle bir şey görmedim ya. Kaos! Kaos! Almadan gider miyiz bir yere bebeğim? Seni almadan bir yere gider miyiz aşkım? Hadi bakalım. Bak bak, tornistana bak şimdi. Hadi görüşürüz. Uslu dur. Geleceğiz. Biliyorsun geleceğimizi. Saçmalama. Üzme insanları. İki saat baş başa mı ilk? Evet. Şimdi burada köpek sahipleri linci yemeyelim de. Bizim köpeğimiz çok şımarıktır. Anladın mı? Sıkıldığı hiçbir şey yapmak istemez. Buradaki insanlar çok tatlı insanlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Yani ben oğlumu içim rahat etmeyen bir yere bırakmam. Temmem mi? De kocacığım, beni nereye götürüyorsun baş başa free time'ımızda? Çok iyi. İstanbul'da yaşamayan kardeşlerimize İstanbul'u çekiyorum. Aşağı İstanbul. 24 saat kazı. Çekil. Yok, biz hallederiz. Çok korkuyorum. Aşırı trip yiyeceğiz. Mek. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Kim geliyor? Merhaba. Olun ya. İzninizle sizi çekiyoruz Paris prosesine. Dali Korega. Evet aslanım, nasıl buldunuz Dali'yi? Çok yakışıklı benim oğlum. Çok temiz. Mis gibi buldum. Mis. Bu arada kilo aldı zannetmiştik. Tüymüş. Merinos. Dali Bey'i ödül parkına getirdik. Getir getirmez kakış tasını yaptı. Şimdi kaka arama macerası. Bir babanın kaka arayışı. Burası bizim Dutluk Parkı. Bizim evimize en yakın, köpekleri serbest salabildiğimiz park. Zaten bizim muhitte çok fazla köpek sahibi olduğu için genelde bizlerin buluşma noktası oluyor yani burası. Cam pazarı. Oğlum ne işiniz var kedi? O size bulaşmıyor. Siz niye kediye bulaşıyorsunuz? Şimdi bir bulaşacak, göreceksiniz. Allah'ımıza kavuşturacak yani. İkinci panço fena kilitlendi ha. Dali saldı. Dali'nin 5 dakika her şey. Bütün duyguları 5 dakika. Dali'nin canlandırmasını yapıyorum pançoya şimdi. Panço tıraştan geldim. Karşım. Sen biraz bakımsız görünüyorsun. Dali Bey, neredesiniz hayatım? Yerinizde değil bence. Welcome. Global bir açılış yapmak istedim bugün. Uygun mudur sizin için? Globalizasyon önemlidir. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Comment atmayı unutmayın. Biz bu arada yorumları bizzatihi kendimiz okuyoruz. Kendimiz cevap veriyoruz. Yani hepsine tek tek. Yazdığınız her şey bize ulaşıyor yani hani. Kel alaka biri o işlerle ilgilenmiyor. Halis molis her şey homemade. Aynen öyle. 1000. aboneye verdiğimiz çay da aklımızda. Evet. Yusuf'a verdiğimiz kahve sözü de aklımızda. Hepsi burada yazılı. Sözler tutulacak. Bugün yoğun bir gün bizi bekliyor. Aşırı evet. Trafik var. Aynaları göremeyebilirsin. Dali arkaya gitsin. Kaos! Mecidiyeköy! Gerçekten öyle ya. Bu nedir arkadaş ya? Stres. Korku. Böyle bir şeyler birikiyor böyle, birilerine aynen bir küfür edesin geliyor, konu basın geliyor. Mesela hamile insanların, kalp hastası, yaşlıların girmemesi gereken bir muhit ilan edilmeli diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Canım, bu ne kamera merakı hayatım? Anne, ben de kızacağım anne. Derdini söyleyeyim, Onat'ın kucağında camdan dışarıya bakmak. Çok seviyorum. Ben sıkıştırırım o. Konfor alanını mahvederim seni. Konfor alanlarını koparırım seni. Nereye gidiyoruz? Espresso Lab. Ne yapacağız orada Umat Beyciğim? Niçin gidiyoruz? Bizi deli bir şey etti. Tiyatrolar olur, konserler olur, toksik ilişkiler olur. Çeşitli ilişkiler kurmak, işbirliği sağlamak. Belli konularda sponsorluk görüşmeleri, beraber etkinlik yapacağım. Köpekleri de alıyorlarmış. Hı-hı. O yüzden Dali'yi de aldık. Mekanımız. Vallahi biz bayağı bayıldık yani. Kocaman bir dış alanı var. İşte isterseniz dışarıda takılabiliyorsunuz, isterseniz içeride çalışma alanları var, toplantı odaları var falan. Öğrenci ve genç ağırlıklı olduğunu gördük bu arada buranın. Gayet insanlar okuldan önce ya da sonra gelip takılmaya uğramışlar. Chill bir ortam var. Ne olduğunu. Çok iyiymiş
Tamam. Üzerinde yazmıyor ama sadece sen biliyorsun şu an ne olduğunu o zaman. Sanatçının sadece imzası var şimdi. İsim olarak adam. Çok güzel bıçağında. Abi ben bayılıyorum yani. Loft ve şeye bayılıyorum yani. Şura bu arada bayağı elektrik sistemi falan orada. Hafta sonunda sahneye dönüştürüyoruz. Çok iyi. Ha, alan gördüğümüz burasıydı. Aynen. Çok iyi. Tamam. En son trio gibi bir şey var. Saksafon olayını aynen buradaydı gördük yani. Bir sahne burası yani. Workshop. 13 kişiye kadar birkaç hikaye çok güzel. Burası böyle şey, kahve çekirdeklerini deneyip satın alabildiğiniz wow, yer. Çok güzel. Abi bilimsin ya, çok iyi ya. Kavuluğu merkezine. Ya şu an bunu yapan kimse yok şu an ya, bakar mısın oraya? Bu aşağısı henüz açılmadı, açılacak birkaç masalık yer. Şu kutularda kolbrü süreniyor. Ay. Onları işte deneyebilecekleri. Çok iyi ya. Ortam, ambiyans çok iyi. Eski fabrikadan yapmışlar. Bir kağıt fabrikasıymış burası. Fabrikayı. Evet. Çok güzel gözüküyordu vallahi. Ama yemin ederim ben anlamıştım ona. Uzun tavanlar falan vardı ya. Hı-hı. Hani sıfırdan öyle bir yer yapamazsın. Taş tuğla o yüksek tavanlar düşün evet, abi. Evet. Bir de kahve içiyorsan abi kokusunu hissetmen lazım. Bir böyle buram buram koklaman lazım. Budur işte ya. Budur ya, bunu istiyorum ya. Vallahi ben tatmin oldum. Yani şu arada an, geliriz vallahi. Şu an her yerim Jamaika kahvesi şey oluyor, bütünleşmiş. Yani sonuçta evde yalnız kalmaya da alışmalı. Havlamayacaksın, komşularımız iyi olacak. Yok, havlamıyor zaten de. Yatağımdan pijamamı çalıp üstünde yatınca ben birazcık... Aslında ama benim hiç pijamam çalmıyor. Aslında pijamasının üzerinde uyuyor. Bugüncük evde bıraktık 1-2 saat. Şimdiden eve döneceğim saati bekliyorum. Şeyma kardeşimin yanına gidiyoruz. Event'e davetliyiz. Evet. Bir döner lafı geçti. Heyecanlıyım. Döner olayı var. Bu beni heyecanlandırdı. Oraya şimdi gidiyor. Karşıya geçiyor. Oradan da bir şeyler çekeriz. Üstümüze çıksaydın karşıyım. Hepsi senin mi? Evet. Bizzat şahsen kendimin. Rimelin olayım bakayım. Ay. Onat Bey. Sıcakmış hava. Evet, bayağı sıcakmış. Ben niye kot ceket falan aldım böyle saçma hareketlere gibi? Keşke şort giyseydim. Kırmızı da olduğumuza göre. Yengeçler iyi manyadır arkadaşlar. Öpücük manyaklarıdır. Doymazlar, bilmezler. Doymak, bilmezler. Sanki senin de işine gelmiyor da. Danish Girl gibi oldu biraz. Böyle oldu. Çok yakıştı. İnanılmaz yakıştı hayatım. Sana ayrı almalıyım. Bende de bu var bak. At arkaya. At arkaya hayatım. Her şeyi kontrol altına. Otobüste gidiyor gibi. Şimdi öğreneceğiz. Eseceğiz. Boğazdan gelip eseceğiz. Oldu mu? Yaşlı şey gibi değil. Sıkır reklamındaki adamlar gibi değil. Benimki şimdi Hacı deden balgam atıyor gibi oldu. Biraz motive etmeli. Aşkım. Canım. Kadıköy'e geldik. Kadıköy'e gelince kendimi genç hissediyorum. Evet. Özellikle ben anılarımla çok genç hissediyorum. Tabii. Senin zaten Kadıköy özel vlogun gelecek. Kadıköy'ü gezeceğim ama Arda seni bekliyorum Arda. Duy beni. Arda'yla birlikte gezeceğiz. Tamam. Gezin. Arkadaki tramvayı görüyor musun aşkım? Çok güzel. Anılarım depreşti be. Hangi Arda... anıların? Hangi karılarla hangi anıların? Şerefsiz. Tramvaya kaçak bilme anılarım. Bugünden beklentiniz ne Aslı Hanım? İşte bir döner lafı geçti, beklettim döner. İyi bir döner yemek, iyi evet. Pişmiş bir döner yemek. Şeyma kuzumu görmemiştim, onu göreceğim evet. İnşallah güzel yüzünü. Ben de Şeyma'ya çok uzak geçemedim ya, güzel olur. Tatlış bir insan çünkü kendisi. Evet. Bir de cici insanlarla tanışabiliriz, belki güzel olabilir. Evet. Ortam yapabiliriz. Evet. Sohbet, muhabbet, gırtlak, tamam. Mis. Beklentim bitti, bu. Bitti. Zevkü sefa efendim. Acık çekmeyelim. Bu bana harika. Ait. Bu Aslı'ya ait. Evet. Bu da benim içimdeki boomer yazıyorum. Evet. Burada vuralım. Yede yedim. Diyorum bir patatese dalanmışım. Ben yazmadım.
kardeşim. Nasıl? Lütfen. İşte bu 2 saniye. Hafif köz tatlı. Ben çok severim. Köz hafif köz tadı olacak dönerde. Benim babam dönerciydi. Şaka değil. Değil mi? Ona şaka değil. Ne var? Kola, şey? Kola. Kola, sen? Şey. Olur abi, kola. Süper. Biz yedik. Aa, eyvallah. Evet. Ay ne konuşuyor, daha dikkatli. Farkındayım. Bu görüntü. Bize mikrofonunu aldık. Ay kütlemesi bunun kadar paraya var. İçeri Paris'te vardı. Ben de gördüm. Hayatım ben böyle bir şey görmedim ya. Teşekkür ederim. Bizi gömdük. Mis. Onat Bey biraz benimkini de gömdü ama ölsün. Melih Bey ile Şeyma Hanım'la toksik ilişkiler konuştuk. Onlar bir değişik konuştuk. Bir iki mikrofon tüyosu aldık. Şimdi iade ziyaret yapacak. Onlar bize kahveye çay gelecekler. Onlar bir değişiğe aniden sokalım mı onları böyle? Yalandan arabayla alalım onları buradan. Onat Bey şu an çaktırmadan belimi falan hep elledi benim. Ustam ya bir yalamalı çek oradan ya. Ne diyeceğim size? Burnumu karıştırdım, görüntülere kat yapabilir miyiz aşkım? Burnunu mu karıştırdın aşkım? Hayatımdan da kat yapacağım o görüntüleri. Biz çok mu arabaya bindik? Ben mutsuz oldum. Niye? Bir şeye toplu taşımayla çekelim. Olur. Çok arabadayız. Evet. Bu ne ya? Üzgünüm. Üzgünüm. Seni. Nerede? Oha. Abi çok iyisin. Abi tam bir rocker geçti yandan. Punk rock geçti yandan. Punk rock ama altında şey var. Çorap var. Değil mi? O incecik bir pille çorap. Gibi böyle. Aynı çizme gibi. Çok aşırı güzel. Büyük ve şey, topuk bir şey var. Onat'a ve nerede çorap... dedim ya. Bir anda böyle sıradan insanların arasından sıyrıldı yani anladım. Anladım kimden bahsettiğini yani. O kadar fark edilen bir kardeşimizdi. Helal olsun. Sen de kimse de yok abla be. Vallahi billahi. Şimdi çok aşırı derecede tedirginim. Market hangi dondurmayı seçeceğimi düşünüyorum. Kadıköy'ün en çok sevdiğin şeyi. İnsanlar bakımından rahatlığı, rahat ortamlar, rahat giyinebilmem. Genç olması. Her yerin neredeyse köpek alması. Sevişmeli kafelere. Bayılırız. Gençlik ateşi. Yakacağım ben o ateşi. Deme de. Bilemiyorum artık. Kontrolümden çıkabilir. -18 kardeşlerimiz çıksın videodan. Adam öyle bir vurukla geziyor ki. Hani resmen adamı açıktan alacaksın. Adam ben tehlikeyim diye bağırıyor.